bütün derdim özlem. Biliyorum kavuşur böyle seven. Biz bir elmanın iki yarısıyız. Benim çok sevdiğim ve ben. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı. Kızlar, Firuze abla çıktı mı? Birazdan çıkacak banyoda. Ben acıktım. Ay abi, akşam yemeğine kadar sabret yani. Annem bunu yaptı, gelince yiyeceğiz. Ağzıma birkaç erik atayım bari, içim bastırsın. Ya abi erik deme, dişlerim kamaşıyor. Erik, erik. Oh. Ya abi bir sus. Isı böyle ekşi ekşi. Oh. Ya abi yapma ya. Tuttum. Erik, erik. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Ne oldu, gene bir şey mi var? Baba, var ya, bu abimizi sinir ediyor. Ay Eri, çabuk odana git. Dersin çalış. Hele bir şu tatile giderim. Seni denizde batırmazsam. Senin mi gücün yetecek? Görürsün. Baba, ben odama çıkıyorum. Biraz ders çalışacağım da. Hadi akşama görüşürüz. Ya ufak ya, çok gıcıksın. Git odana. Kızım niye bozuluyorsunuz? Şaka yapıyor abiniz. Ya baba, ikimizi de sinir ediyor ama. Evet. Aa, hoş geldiniz Sadık Bey. Sözüm gelecek de biliyorsun sen akşam bu saatte gelip alıyor beni. Geldi galiba. Müsaadenizle çıkabilir miyim? Efendim, müsaade senin. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz Firuze abla. Nasılsın? İyiyim, ya sen? İyiyim. Nereye gidiyoruz? Betüş Hanım'ın kafesine. Yine mi? Her gün oraya gidiyoruz ya. Peki peki, madem orada kendini rahat hissediyorsan yine oraya gidelim. Yalnız bizimkiler 5 dakika uğramamız lazım. Ya sözlendiğimizden bu yana hani geliyorum seni alıyorum ya, onları hiç uğramadığım için bana yani surat yapıyor. Kim? Kapıyı açana kadar 2 dakika tutar mısınız? Tutarım tabii. Ay. Gel koca halanım Mustafa'cığım, gel. Pardon, ben geri alayım. Abi demeyeceksen sen al. Suzan. Çocuğuma Efecan demeyi öğrenene kadar kimse elini süremeyecek. Abla ver bakayım, ver sen o çocuğu bana, ver diyorum, ver ver. Sen fazla ileri gittin artık, git şu kapıya bak hadi. Bana öyle ileri geri konuşma abi. Konuşurum Suzan, ileri geri konuşurum, tamam mı? Bu evde patron benim, bunu iyice anla, patron benim. Çocuğa istediğimi söylerim, ister Efecan derim, ister Avni derim, ister Zıp derim, ister Put derim. Aa, sen git kapıya bak, zaten zorla çağırdığın insanları hiç olmazsa karşıla. Hadi yürü yürü. Yetti be. Aa halacığım, istersen sen Mustafa diyebilirsin. Dedirtmiyor, görüyorsun işte. Halacığım etrafına iyice bak. İyice bak etrafına halacığım. Artık ipler benim elimde. Sen de bunu görüyorsun. Aa, öyle değil mi Avni Mustafa Efecan? Güzel kızım, gene mi tek başına çalışıyor? Hoş geldin Perihan teyzeciğim, gelsenize. Geleyim canım. Gel gel, otur şöyle. Ne yapayım, kimsecikler yok kafede. Ben de tek başıma rahat rahat hesapları toparlıyorum. Bugün cumartesi değil mi kızım? Ay sormayın Perihan teyzeciğim, okullar kapandı ya. Artık hafta sonları İstanbul'da hiç kimse kalmıyor. Yani tabiri yerindeyse biz de hafta sonları sinek avlıyoruz. Aa, iyi vaktin var o zaman. Hayatım, biraz seninle konuşabilir miyiz? Var tabii, Firuze gelecek. Daha buradayım. Özel bir şey mi konuşacağız?
Evet canım, onlar gelmeden hemen konuşabilir miyiz? Peki o zaman bir şey içelim, çay, kahve ya da soğuk bir şey. Limonlu soda içeyim canım, çabuk ol ama, olur mu? Efendim buyursunlar, buyursunlar. Merhaba Ahmet, teyze. Kimler gelmiş? Öpeyim halacığım. Kimler gelmiş? Canım alan benim. Ya sizi şöyle alalım, siz böyle oturun. Gel amca onu sen de geç şöyle. Ya kusura bakmayın, kusura bakmayın. Sizi böyle apar topar getirdik ama bir programınız yoktu değil mi? Yok canım yok. Betüş Hanım'ın kafesine gidecektik yine. Yine? Ben orada çok rahat ediyorum. Tenha bir yer. Yani koca kadınla adam kafeye gelmiş oturuyorlar diye birbirine bakan, fısıldaşan falan yok. Allah Allah. Aşkın yaşı mı olur canım? Çıkarsınız da gezersiniz de. Laf yani. Benim küçük çocuklarım var Suzan Hanım. Kulaklarına gider de üzülürler diye çok endişeleniyorum. Ben Firuze'nin bu tavrına saygı duyuyorum. Tamam, çocuklar beni çok sevdiler. Hele büyük oğlu Barış'la iyi anlaştık. Ama yani annelerin evleneceği bir abi olarak gördüler beni. Yani onları incitecek bir şey yapmamamız lazım. Belki hoşlarına gitmez. Düğünü bir an evvel yapıverin de bitsin bu eziyet. Bir beklediğiniz yok. Ne duruyorsunuz? Firuze birbirimizi biraz daha iyi tanıyalım diyor. Gel siz, öyle diyorum. Ben bir tuvalete gidebilir miyim? Git de bir ayol. Yerini biliyorsun. Bir de soruyor. Git. Utandı mı ne? Evlilik mevzu bahis olunca böyle bir kızarıyor. İyi terbiye almış. Aile kızı da ondan. Helal süt emmiş o. Huyuna git, kaçırma bu kızı. Ailemizin görüp göreceği en iyi huylu gelin o. Amcaoğlu evlenince nasıl, işi bırakacak mı? Tabii kesin kes. Ben öyle istiyorum. Söyledin mi? Daha değil. Vallahi ben size söyleyeyim. Betüş'ün çocukları gelin damat olup gitmeden Firuze o evden ayrılmaz. Tövbe tövbe, ne yapacak, çalışıp çok şükür Rıza'nın hali vakti yerinde. Evet yani, başka yolu yok. Ben kadınımı çalıştırmam. Ben Firuze'yi çok iyi tanıyorum Rıza abi. Vallahi trilyonlar verseniz Firuze o evden ayrılmaz. Şuraya yazıyorum. Oturmada kalkalım istersen. Yani şurada kafede oturup oturacağımız yarım saat. Sonra ben seni evine bırakırım. Kusura bakmazsınız değil mi? Bakmayız canım. Bakmayız da. Güle güle canım. Sen kaybedersin, ona göre. Kusura bakma, kalkalım. Yürü Firuze, gidiyoruz. Hadi gidelim. Ne dedim ki ben? Ne demedin ki?